Stephen Curry. Kuşkusuz modern NBA tarihinde en iyi point guardlardan biri. Kimilerine göre ise tarihin en iyi şutörü. Tartışmasız bütün basketbol kariyeri boyunca her zaman istikrarlı bir şutör olarak anıldı. Ancak bu maçtan sonra neden tarihin en iyi şutör olarak anılması gerektiğini kanıtladı. Böyle içerikler için 5000 abone olan yolculuğumuzda abone olarak bana yardımcı olursanız sevinirim. Dilerseniz maç hikayemize geçelim. Tarihler 28 Şubat 2016'yı gösteriyordu. Evet, o Golden State'in tarihi 73 galibiyetle bitirdiği 95-96 Bulls'u geçtiği 2015-2016 sezonunda. Warriors için sezonlarındaki 58. maç serisi ve bu maça kadar sadece 5 mağlubiyet almışlardı. Maç iki takım için de çok önemliydi çünkü off-season'da tekrardan karşılaşacakları çok aşikardı ki hem karşılaştılar hem de iki takım 3-1'den seri verdi. O da artık başka bir video konusu. Chesapeake Arena'dayız. Salon tıklım tıklım, oyuncular ısınıyor ve maç başlıyor. Maçın Curry için ilk sayısı gelecekte takım arkadaşı olacak Kevin Durant'ın üzerinden attığı üçlükle başlıyor. Ancak bu Curry'nin ilk çeyrekteki tek giren şutu olmuş oluyor, yani biraz da maça donup başlıyor. Maç boyunca OKC'nin bir tık daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Tabiri caizse OKC kaçıyor, Warriors kovalıyor. İkinci çeyrekteyiz. Curry perdeden çıkarak attığı üçlükle farkı biraz daha düşürerek momentumun OKC'ye geçerek farkı açmalarını engellemeye çalışıyor. Sonraki sayı Curry'den bir asist. Ardından da Space'den aldığı topu köşede üçlükle bitiriyor. Fark 4'e inmiş durumda ilk yarının bitmesi 4.45 kalmışken. Sonraki hücum OKC tuğlalamaya devam ediyor. Klay Thompson topu yarı sahaya kadar getirip topu ters eşleşmede olan Wardell Curry'e veriyor. Ve bu ters eşleşme Curry'nin her zaman isteyeceği birisi Steven Adams. İlk bir şut fake'i ve ardından üstünden üçlüyü sıkıyor ve isabeti buluyor. Sonraki hücumlarda Westbrook hızlı hücumda çok estetik bir Eurostep'le sayı buluyor ancak sahanın diğer ucunda istediği eşleşmeye ulaşan bir Curry var. Adams'ın sağından uçarak turnikeyi buluyor. İkinci yarıda ise Curry'nin 3-3'lü olduğunu söylemekte kesinlikle fayda var. Ve sonrasında belki de maçın dönüm noktası yaşandı. Curry defansif alanda lockdown modu açıp pası keserek hızlı bir hücum yaratıyor. Karşısında kalan Westbrook'un yanında boş alanı yaratmak adına arkadan bir crossover ile potanın altına kadar gidiyor. Barnes'a bir pas, Barnes pump fake ve ardından smaç. Fakat burada önemli olan Curry'nin bu hücumda sakatlanıyor olması. Dilerseniz tekrarını izleyelim. Westbrook Curry'nin bileğine basıyor ve iyi ki herhangi bir sıkıntı olmuyor. Curry faali istiyor, alamıyor ve soyunma odasına gidiyor. 4 dakika sonrasında oyuna geri dönüyor ve oyunu ele geçiriyor. Oyunu ele geçiriyor derken cidden ortalığı yok ediyor. 8 metreden 3+1. Curry. Crossover, step back, three pointer, bang! Bu şutla birlikte Warriors maçtaki ilk üstünlüğünü alıyor. Ve de şimdi 4. çeyreğe geçmiş olduk. 3.57 kaldığında OKC farkı 9'a kadar çıkarmış durumda. Westbrook dağları taşları atıyor. Ardından rebound alan Ibaka tuğla fırlattı. Curry topu tüm sahada getirdi. Double crossover ve turnikeyle bitirip Warriors'ın bütün fırsatlarını kullanmaya devam ediyor. Bir sonraki hücumda Curry, Iguodala'nın perdesini kullanarak 7,9 metreden üçlü göndererek farkı 4'e indiriyor. Ama kesinlikle olay burada bitmiyor. Curry bir kez daha sıkıyor. Bu da isabetli. Bu şut ile birlikte 34. sayısını atmış oluyor maçta. Ve aynı şekilde bu şutla birlikte farkı 2'ye indiriyorlar. 1.37 kala. Sonrasında maçın bitimine 45 saniye kala Westbrook'tan KD bir alley-oop pası ve airball geliyor KD'den. Hızlı hücumda katil Klay köşede bomboş. Üçlüğü. Fark 1. Maçın bitimine 16 saniye kala OKC tarafındayız. Köşede bir pump fake. Pas KD'ye. KD, Iguodala'nın tamamen üstünden üçlüğü isabetli. Artık son 14,5 saniye kalmış durumda. Fark 4. Golden State Warriors için kesinlikle bir mucize lazım. Klay Thompson içeri girip turnikeyi tamamlıyor. Bundan sonra gereken sadece iyi defans ve bir top çalma ki Warriors da zaten onu yapacak. KD'nin uzun pasını Klay Thompson resmen uçarak kesiyor. Ardından Draymond Green zar zor olsa da topu Klay'e geri çeviriyor. Klay pasını boş olan Iguodala'ya verdikten sonra Iguodala şut sırasında faul alıyor. Son 0.6 saniye kala 2 tane serbest atış kullanıyor. Ve çok clutch 2 serbest atışı sayıya çevirip maçı uzatmaya götürüyor Andre Iguodala. Uzatmalarda hücumu kuran Westbrook'un pasını Draymond Green kesiyor. Hızlı hücumda Klay Thompson Curry'i görüyor.
üçlü skill isabetli. Ayrıca hareketli bir şut olduğunu da söylememiz lazım kesinlikle. Bu şut ile birlikte maçtaki 10. üçlüğünü atmış oluyor. Ve ardından bir üçlük daha, inanılmaz. Son 52 saniye, Thunder 3 sayı önde. Dediğim gibi bütün maç boyunca Thunder kaçmaya devam ediyor. Ardından karşısında single olan Curry içeri girerek faul alıyor, 2'de 2. Ardından maçın en önemli anlarında Klay Thompson'dan müthiş bir kat, basket bir de faul, 3 sayılık oyun şansı. ...16 saniye, durum eşit. Westbrook, Singler, tekrar Westbrook. İçeri girip iki kişi arasından şut isabetli değil. Ve büyük oyuncuların büyük hamleler yaptığı yere geldik. Durum eşit, 7 saniye kalmış. Siz bu durumda ne yapardınız? Ben kesinlikle Curry'e verirdim. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! 11 metreden bu önemli şutu bu soğukkanlılıkla sokan bir kişiye ben tarihin en iyi şutörü derim. Sizin düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyorum. Ve bu önemli maçı yenen Warriors 73-9'luk efsanevi bir sezonu tamamlıyor. Curry de üst üste olan ikinci MVP ödülünü alıyor ve finalde LeBron'a kaybediyorlar. Her neyse bu videoda bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişseniz like atmayı ve bu izlediğiniz ilk videolarımdansa abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.